Arılar baldan daha fazlasıdır. Polen, bal mumu, propolis, arı sütü, arı zehri. Arıların faydaları, ürettikleri ve önemi saymakla bitmez. Tozlaşma. Arılar polenleri bitkiden bitkiye, çiçekten çiçeğe taşıyarak polenleme yani tozlaşma adı verilen bir süreci gerçekleştirmiş olurlar. İlkbahar aylarında erik veya elma çiçeklerinde vızır vızır işleyen arılar meyvelerin oluşması için ilk adımı da atmaktadır. Arılar insanlar için tüm gıda mahsullerinin yaklaşık %85'inin varlığının sürdürülmesi için gereklidir. Bal arıları. İnsanlar tarafından tüketilen bir gıda olan balı üreten tek böcek olma özelliğini taşır. Bal doğaldır ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle uzun bir sağlık yararları listesine sahiptir. Antioksidan, antibakteriyel, yaraları iyileştirme gibi. Kimyasallar ve insan müdahalesi olmadan üretilen bal, son yıllarda tatlıları istila eden ve işlenmiş gıda yapımında kullanılan yüksek fruktozlu mısır şurubuna daha sağlıklı bir alternatiftir. Bal mumu, mobilya mumu, güzellik ürünleri, dudak kremi gibi alanlarda bal mumu kaplamanın bir bileşeni olarak bulunabilir. İşçi bal arılarının salgı bezlerinden salgılanan bal mumu, arıların balı depoladıkları bal peteklerinin yaratılmasında kullanılır. Propolis, arıların kovandaki küçük çatlakları ve boşlukları kapatmak için kullandıkları reçineli bir malzemedir. Arılar ağaçlardan topladıkları reçineyi biraz balla karıştırarak propolis yaparlar. Aktif bileşeni insanlara bir kapsül içinde tıbbi bir merhem, krem veya bitki içeceği olarak sunulur. Ancak belki de en değerli arı ürünü arı sütüdür. Sadece genç işçi arılar tarafından üretilir ve de baldan, polenden ve bu arıların kendi bez salgılarından yapılmıştır. Arı sütünü sadece kraliçe arı yiyebilir ve bu ona kolonisinden 50 kat daha fazla uzun ömür sağlar. Bu nedenle kraliçe arı performansın ve dinçliğin yanı sıra canlılığın da sembolüdür. Virüse dayalı enfeksiyonlar için doğal bir deva olarak kullanılabilir veya canlandırıcı bir etkisi vardır.